Hepinize selamlar dostlar. Bugün Lacuna Passage isimli oyunla bir aradayız. Oyunumuz Mars'a olan ilk insanlı görevde yaşanan bir kaza sonrası hayatta kalan tek kişi olan bizim hikayemizi anlatıyor. Şuradan da story'e girelim. Karakterimizin ismi Jessica Rayner. Herakles görevi, yani Mars'a olan ilk insanlı görevin tek hayatta kalanıyız. Az bir eşyamız var, gözlem yeteneğimiz var. Etraftaki ses dosyalarını toplayacağız, fotoğraflar çekeceğiz, ipuçlarını toplayacağız ve neler olduğunu, niye düştüğümüzü, diğerleri niye yok olduğunu vesaire araştıracağız anladığım kadarıyla. Ve evet, bu kadar. Hikayemizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Çaka. Sızarım atmanız yok. Sandbox'tan gireceğiz ve bakacağız arkadaşlar. Sandbox'ta olay şu. İniş podumuzda uyanıyoruz. Ekipmanlarını falan kontrol etmelisin diyor. Aslında bir nevi klasik hayatta kalma oyun diyebiliriz. Dışarıya çık, malzemelerini topla ve hayatta kal. Bakalım bu oyun bizlere neler sunacak. Tabii ortamın, hani şimdi genelde bu tarz oyunlar hep fantastik mekanlarda geçiyor ya, işte mesela Osiris'te falan, hani farklı bir galaksideydi falan. Bu sefer baya baya Mars'ta geçtiği için açıkçası biraz ilgi çekici. Bakalım oyun atmosferi falan bize yeterince iyi bir şekilde yansıtacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Heavy Brain. Neredeyim tam olarak? Ne oluyor lan? Navigasyon kapalı. Aha. Evet dostlar, Mars'a ayak basan ilk insan olmaya hazır mıyız? Bu bizim için küçük, mantı severler derneği için büyük bir adım. Evet, bu kadar, tamam. Şimdi... Bu ne lan, ciddi ciddi bunun içine mi geldik? E harfine bas, data pad'ini açmak için diyor. Basalım. Oo. Bu ne? Sanırım bunları... Aha. Buradan kontrol ediyoruz. Oksijen %93, batarya %96, locate habitat alfa diyor. Purple circle on scanner. Tarayıcıdaki mor zımbırtımızmış o bizim. Tarayıcını çalıştırmak için Q'ya bas. Peki, aha. Aha da orası. Tamam. Şimdi bu Mars görevlerinde şey muhabbeti var ya arkadaşlar. İşte insanlı görevlerden önce işte drone gönderip 3D yaz. Bu ses biraz ilginçmiş. Yani tüm sesi suite'in içine veriyor olmasından kaynaklı da olabilir tabii ki ama. Bu arada yer çekiminin biraz daha az olmasını beklerdim ben ama neyse. Hızlı koşunca oksijenimiz daha çabuk bitiyor mu acaba? Oyun haritası bayağı büyükmüş bu arada. Yani Arma 2'ye yakın. Bildiğim kadarıyla harita boyutu. Buradan çıkabiliyor muyum ki? Tırmanma şeylere çatpat var galiba. Bakalım şuraya gideceğiz. Hiç ses falan yok. O şeyi taşların arkasından görebiliyor muyum? Hmm, evet görünüyor pek. Oo. Hey maşallah. Vay anasını. Şey gibi, Mars'ta filmi gibi lan aynı burası. Check the status of the habitattaki yaşam destek sistemlerini kontrol et diyor. Airlock aracılığıyla. Sen nesin bu arada? Solar Mount. Solar Mount 4. 2 ve 1. Sanırım bunların kafaları kopmuş. Bir tek şu sanırım en fazla enerji üretiyor. Neyse öbürlerine bakarız. RTG unit, o senin olduğunu dahi bilmiyorum. Power switch. Hmm, güç kapalı diyor. Dur şimdilik açmayalım. Şimdilik açmayalım, ne olur ne olmaz. Sen nesin abi? Hmm, dur, görev bize verdiği şey bakalım da. Oksijen %80 diyor çünkü. Görevi bir takip edelim de oksijensizlikten ölüp gitmeyelim abi burada. Hop dur. Aha. Şimdi check habitat status. Evet bakıyoruz. Habitattaki elektrik kapalı.
Depolanmış elektrik %45. Airlock basınç dengesi yapılmamış. İçerisi eksi 31 derece. Isıtıcı kapalıymış. Su 5,4 litre diyor. Su toplayıcı kapalı. Oksijen 149 litre. Peki bakalım. Seni bassam ben. Ha, içeri girebiliyorum. Ama şey yapmadık. Basınç dengesini yapmadık. Öldük mü lan yoksa? Oha, niye karardı ya hava bir anda? Modülleri tekrar online hale getir diyor bize. Keşke buraya bir iki müzik falan ekleselermiş. Hotel status. Portatif, klasik NASA usulü bir şey olmuş. Sanırım seni açmamam daha iyi. Arka tarafı boştu bunun. Dur bakalım. Çıkalım tekrar dışarıya. Şu güç kapalı diyordu ya. Onu falan bir açalım bir bakalım. Aç bakalım. Bu şey biraz garip olmuş. İçeriden dışarıya loading ekranıyla geçmek gerçekten ilginç. Yani bu rahatlıkla şey yapılabilir. Loading ekrana girmeden yapılabilecek bir ekran aslında bu. Niye böyle bir yol istemişler anlamadım. Neyse. Ya şu ana kadar oyunda bulduğum eksiklerden birisi bu. Oksijen %98. Ha, içeride şeyini yeniliyoruz. Pekala, şimdi sen nesin abi? Diagnostic Console diyor. Evet. Elektrik kapalı. Seni şöyle bassak. Ha, parçaların ne kadar sağlam olduğunu mu gösteriyor bu? Peki. Dur, şuradan gidelim. Elektrik sistemlerimizi bir açalım. Saat 11:50. Demek ki gece falan da olacak. %100 power maintenance panel. Bakım paneli. Bir dakika şimdi. Şunu bir açalım abi. Power switch aç. Tamam. Şu anda seni böyle kabloyu yerin altına sokmuşsunuz da acaba. Şu an galiba elektrik topluyor. Baya baya güneşe bakıyor. Çünkü onlar peki. Önce hiç Mart'ta bulunmadık ki. Neler yapacağız acaba? Şu yeşil yananlar şu anda çalışan şeyler mi? Aç bakayım seni. Oo, bunlar ne böyle lan? İlginçmiş. Neyse kapat geri, şimdi bozarız falan. Şuna gidelim. Su çıkarıcıya, elektrik sistemine falan hepsine git ve tekrar online'a geçir onları diyor. Gir bakalım abi. Dur. Menü. Ha, hayır. Menü oradan girmek istemiyoruz. Home. Kanatlar, navigasyon. Ha, çanta. Oo, çantamız inventory sistem falan da var. Peki. Hepsinin elektriklerini tek tek açmamız gerekiyor. Peki. Şimdi senin elektriğini açtık. Sen artık çalışıyorsun sanırım ha? Sistem operational. Vallahi çalışıyor. Evet, tamam, bu çalışıyor. Şimdi senin üstünde bir şey var. Sanırım sen dönüyor musun acaba? Tank 2 dolduruldu diyor. Bunlar falan. Onlarda falan bir şey yok. Dur şimdi oralara bir girme, her bastığın yere o şekilde. Tamam, seni sonra mıncıklayacağız çocuk sen. Sen şimdi bir dur bakayım. Elektriği oradan açtık. Gidip bir de buna bakıyoruz. Bu neymiş? Oksijen. Ha, sanırım sen oksijen sağlıyorsun değil mi? Buradaki zımbırtılardan. Senin elektriğin de o zaman bu olsa gerek. Tamam. Şimdi bir de ısıtıcıyı açacağız. Baksanıza dışarıdan bayağı büyük yani. Cidden içinde şey yapılabilirmiş rahatlıkla. Tada! Şimdi bir tek su dönüştürücü mü kaldı? Su dönüştürücü de şu tarafta. Biz onu açtık aslında.
Seni açmadık mı ya biz? Çalışmıyor. Bu ne? Şu yerde bir şey var. Sen acaba kırıldın mı? Bir dakika, öbürlerine bakalım abi, sistem nasıl? Ders mühendislik yapalım şimdi. Bakıyoruz. Bu da boş. Bak şimdi geliyor. Bunlardan elektriği alıyor ve oraya gönderiyor abi. Bak hepsi yeşil yeşil yeşil. Tamam. Sıkıntı burada. Ha biz bu arada bataryayı boşuna açık unutmuşuz ha. Valla elektriğimiz gitmiş. Bak %72 çalışıyor diyor. Peki. Çocuk sana niye elektrik gelmiyor o zaman? Aç bakalım. Repair. Allah Allah. Bir tek bu bak. Diğer hepsi oldu. Bir tek bunu çalıştıramıyoruz. Su. Bakım paneli aç. Bir numaraya bakalım. %88. İki numara. Tamam. Bak hepsi çalışıyor. Sıkıntı yok. Abi şey mi? Ofis ha, burada mı bir sıkıntı var ki acaba? Füz akses. Gir bakayım. İki numarada sıkıntı yok. Bak şimdi. Kablolar buradan çıkıyor. Bak şurada bir şey yok abi. Bak şu. Bunların hepsini tamir etmem lazım ki. Repair desem. Oğlum saat 4 oldu lan. Akşam karanlığında kalacağız valla. Su yok, bir şey yok. Aç geri aç. Bir numara. Replace desek. Bak elimde var iki tane benim. Tamam dur şimdi. Install. Habitat alfa. Aynen bak elektrik şeysi eksikmiş. Ya şansa bak ilk seferinde tutturdum ha. Datapad'de şeylerin güncellendi diyor görevlerin. Habitat beta ve gamma'yı da bul. Aktif lokal point. Şimdi ilk olarak kırmızı triangle'ı bul diyor. Tamam kırmızı triangle. Ha, o bir dakika. O neymiş? Acaba geceyi burada mı geçirsek ya biz ne yapsak? Dostlar. Oha sen. Lan sen şaka mısın? Çok uzak orası. Şey falan yok mu ya? Rover mover falan ne bileyim. Mars'tayız yani. Her uzaylı filminde ve oyununda olur. Bir tane rover verirler ve onunla gidersin. Her şey operational çalışıyor yani. İçeriye mi girsek mi ne yapsak? Waypoint Station. Habitat Beta, Habitat Gamma. Purple. Şimdi Purple bu, tamam. Başka da yok. Önce şuraya gideceğiz galiba. Kırmızıya. Kırmızıya gittikten sonra öbürlerini bulabileceğiz. Peki ben buraya bir gireyim usta. Zaten saat baya ilerliyor yani saat şu an. Aa bak ışık da gelmiş. Kapat bakalım. Yangın söndürücü. Şöyle pıs diye havayı falan emikleyecek bir şeyler yok mu acaba ki burada? Bas bakalım. Habitat statüse. Evet, gitmiş. Seni açsam şimdi şey olacak mısın? Sen değişecek misin acaba? Hala depresyon var. Tamam. Ha o kendi kapanıyor ona basınca ben. Peki. Tamam hadi gir bakalım. Giysiyi çıkardık galiba. Ayaklarımız yok. Havada uçuyoruz peki.
Giysiyi buraya bir yere mi bırakıyoruz? Sanırım şu kabinlerin içine koyuyoruz giysiyi. Tamam. Kapa bakalım. Tamam, kapat kapıyı. Heh. Tüm sistemler çalışıyor. Sen nesin? Eşyaları parçala. Yeni eşya üret. No crafting plans. Üretilebilecek bir şey yok. Bunları parçalayabiliyoruz sanırım ama yapmayalım. Şimdi yenisini üretemezken olanları parçalamanın pek hayra alamet olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi üzerimdeki zımbırtılar bunlarmış benim. Bir dakika. Çantaya gir bakalım. Peanut. Ha. Ciddi mi? O kadar yolu geldik ve bu mudur? Peanut falan mı verdiniz yanımıza? Heat generator. Yani ısıtıcı için özel parçaymış bu. Bu ne? Freeze dur diyor abi. Ha yok orası şey. Tamam. Ekipmanlar. Safety deposit. Ha, sanırım sol taraf içeride ne oldu ama tabii içeride bir şey olmadığı için şu an bir şey yapamıyoruz. İlginçmiş. Sana bakabiliyor muyuz? Yok hala böyle gösteriyorsun. Peki. İçerisi 20 derece. Güzel. Aa oksijen yükseliyor. Aa güzel güzel. Oksijenin yükseliyor olması iyi abi. Oksijen iyi. Bu ne? Ne kitabı acaba o? Aa sağ tuşta zoom var. Garip bir simgesi var. Şu an içeride... Ha, burası da duş. Pekala. Sen istiyor duş, verecek 100 dolar. Evet. Ha, saat kaça kadar uyumak istiyoruz? Şu anda saat 8 diyor. O 180. 180 kalori yakarsın diyor. Benim şeyim ne peki? Vital değerlerim. 1140 kalorim varmış şu an. Vitamin değerlerim düşükmüş galiba. Evet, sanırım ölmeyeceğiz. O zaman yatalım. Değil mi? Sabah olsun gideriz. Sleep until. Sabah 7'de yola çıkalım abi. Hadi bakalım. Saat 7 oldu bile galiba hemen ha. Bakalım bir. Yaşamsal değerler. Ha, herhalde normal. Sanki su içmemiz lazım ucundan azıcık ama yani bence de içelim bir tane. Konsum bir tane iç bakalım. Şimdi bakalım o vital değerlerimize. Haras sarı. Bence sıkıntı yok. Bence problem yok. Bence iyiyiz. Bence iyiyiz abi. Kapa kapıyı. Aç bakalım. Tuvaletimizi nereye yapıyoruz acaba? Giysinin içine mi salıyoruz? Oh. Kalori intake'i düşük diyor. Peki, kalori için bu bayağı bir şey veriyormuş yalnız. Bayağı bir veriyormuş. Ben aa drop diyor. Sen? Oha burada şey yapamıyoruz mu? Aa içeride mi yiyebiliyoruz sadece? Ha tabii mantıklı. Giysinin içinde mıncıklayamıyoruz. Dur abi şuradan bir gir bakayım içeri. Onu bir kemireyim ben de. Şu yiyeceği. Konsum. Yedik. Tamam. 792. Bunu da yersem. Ye. Bir tane de su tüket. Bak bakalım şimdi. Hayati değerlere.
Her şey yeşil. Tamam, hiçbir sıkıntı yok abi. Tamam, tutmayın da biz gidiyoruz biz. Gidiyoruz, Mars'ı fethedeceğiz. Ve fethedemediler. Yaratık falan yoktur tahminimce yani. Mars'ta değil mi? Gerçek hayatta canlı olmadığını biliyoruz. Ama keşke bir rover koysaymışsınız be yavrum hayrına yani. Şeyde gördüydüm ben. Videosunda vardı yani. Now offline. Sanki biraz fazla mı uzağa koymuşlar onu ya? Taş, çakıl, toprak falan bir şeyler toplayamıyor muyuz ki acaba? Jerry'si hatırlattı bana. Oğlum dünkü yayında neler oldu ya? Dostlar dün 6 saatlik bir yayınımız vardı. Elite oynadık. Gitti Ganakon'da aldık. 5 dakika içinde patlattık ve gemiyi kaybettik. Bilmeyenleriniz varsa açsın yayını izlesin. Acayip makara döndü. Yayın tekrarından bakabilirsiniz. Saat gece 3'tü biz hala gülüyorduk arkadaş. Dün harbiden kendimizden geçmişiz yalnız ha. Ama şimdi şurada benim anakondam olsa bir düşünsenize ya şöyle. Fıcır fıcır uçar giderdik. Burada gittiğimiz yer galiba cidden uzak ya. Ve evet arkamızda artık göremiyoruz. Ben o kadar şey çalıştırdım orada ve... Bitti mi? Koş bakalım. Şimdi genelde koşmamak daha iyi. Bu arada sol 0-0-1 diyor. Patates falan yetiştirseydik. Şimdi koşarak gittiğimizde oksijen daha hızlı tükeniyor. Aha bak aha bir şey var. Aa galiba rover bulduk. İşte ya, işte ya. Zaten mantıksız daha bir robursuz gitmek. Bak orada bir şey var bak. Vallahi bir şey var orada. Anam, galiba robur bulduk. Abi gerçek hayatta böyle kaldığınızı düşünsenize. Bak bir hayal et şimdi. Mars'a giden ilk insan grubunun içerisindesin. Bir kaza oluyor ve sadece sen hayatta kalıyorsun. Yani üzerindeki o psikolojik yükü sayma. Yani onu hadi geçtim. Bir de ya insanoğlunun Mars'ta yapacağı her şeyin yükümlülüğü senin üzerinde artık. Hani bence muazzam bir sorumluluk ya bu. Vallahi rover var orada. Vallahi rover var orada. Şimdi çok koşturmak istemiyorum karakteri oksijen hızlı gitmesin diye. Sol 001. Kameramı kapattığını zannetmiyorum pek oradan ama. Annem! Hani... Hani kuşlar, ağaçlar... Sevişte defas et. Ya şimdi bu kon... Bir dakika, benim çantamda bunlar yoktu. Ana! Bir dakika. Al bunları. Abi bunlar of. Bizi o evdekiler şey zannettik ya. Dur, medkit. Al abi. Elektriksel zımbırtı. Bu neymiş? Blender. Aa, tuvalet tankı. Al al al. Al tuvalet tankı işi bize yarar. Seni al. Et. Ha, genel olarak yemekler var. Basit kesme cihazı. Tamam. Bak yapıştırıcı. Bence bunlar özellikle işe yarar abi. Al bakalım su. Suyu mutlaka alalım. Sen neymişsin? Big Bonding Agent. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Big Bonding Agent. Scrap plastik. Metalik. Solar cell. Al abi. Al sen de al. Trial mix.
Valla alıyoruz ama artık hadi bakalım ne bulursak dolduruyoruz. Bu ne? Metal Blade. Sen Metal Sheet. Al bakalım. Tamamdır. Sanırım bunların... Ha, toolbox. Mesela o bunlar o al 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 al. Şey, elektrikli tornavida zımbırtısı. Bir de o az önce aldığımız şey arkadaşlar. Seni al lentil. Seni de al kalori bol bol yeriz. Ben ne kadar eşya taşıyabiliyorum? Ha, 50'ye 16. Peki. 50'ye 16. Bak, büyük kutu. Oo, bayağı. Aha. Şunu al. Başka. Su 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 su. Su. Suyu bırakma. Seni al. Medkit, bunu al. Ya bunları almak bayağı bir sürer. Şimdilik bunu şey yapalım da. Eğer bu oyunun devamını isterseniz şey yaparız. Söyle, ben onlara bir şekilde gelir bulur toparlarım. Robur olmadığı için koşarak gideceğim abi. Bence oksijen yeter oraya kadar. Yani yetmezse de kadar kısmet deriz canım, ne yapalım. Bir de harbiden yetmiyormuş. Düşse de tam önüne gelip ölüyoruz falan oksijensizlikten. Ama looting olunca bir gözümüz döndü, fark ettiniz demek. Sizi de alıştırdım kendim gibi. Taş toprak. İşte abi, insanoğlunun Mars'a gelme isteği bu yüzden. Taş toprak desem de inanmayın. O değil abi. İnsanoğlunun Mars'a asıl yerleşme amacı çok farklı. Yani insanlığa aslında ikinci bir şans vermek gibi arkadaşlar. Şimdi hani nükleer gücün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hani düşünün ki büyük bir savaş çıktı abi ve insanoğlu yok olmanın eşiğine geldi. Şimdi biz eğer gidip Mars'a bir koloni kurarsak, dünyada bir sıkıntı olsa bile, yani dünyada ne bileyim bir hastalık türedi abi. Dünyadaki insanoğlu yok olmanın eşiğine geldi. Öyle olsa dahi Mars'taki insanoğlu varlığını devam ettirebilecek. Yani aslında farklı gezegenlere koloni kurmaya çalışmamızın temel amacı bu. Keşif isteği bir yana, bir yandan da insan ırkının devamını sağlayabilmek. Ya cidden çok sakat bir dünyada yaşıyoruz ya. Hani her gün manyak manyak yeni hastalıklar türüyor. Ne bileyim, abuk sabuk yeni hastalıklar icat ediyorlar. Yeni silahlar çıkıyor. Hani ne yazık ki açgözlü insanlar yüzünden. Bu arada biz buraya kadar geldik ama kardeş, sen çalışıyor musun ya? Power off diyor, kapalı diyor. Sene ha, füze akses hepsi kapalı. Şimdi sana boş diyor. Seni yükleyelim bakalım. Çalıştın mı? Power off. Öbürüne yerleştir. 2. Hala off. Üçüncüyü yerleştir bakayım. Hala kapalı. Sana mı şey yerleştireceğiz ki? Allah Allah. Sana gelen gücü ben nasıl açacağım ki ya? Sana tamam, geldik sana da. İyi halt yedik gelip. Neyse dostlar, bugünlük burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Devamını istiyorsanız, neler olacağını merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mars semalarından hoşça kalın. Bay bay.